Mucize Meyveler kanalımızdan hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ben Murat Ayyıldız. Bugün yine sizlere tanıtmak için çok özel bir meyve seçtim. Ki bu meyve ülkemiz topraklarında yetişen bir meyve. Sarılıcı bir bitkinin meyvesi. Özellikle ülkemizde Alanya ve Manisa dolaylarında da kısmi olarak yetiştiriciliği yapılıyor. Belki daha önce duymuş olanlarınız olabilir. Hemen kameranın kadrajına bu meyveyi yaklaştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi turuncu bir renkte, ortalama bir deveci armutu boyutlarında ve üzeri çıkıntılarla dolu ki bu çıkıntılar dikenvari bir çıkıntı. Çünkü elinizi değdirdiğinizde hafiften acıtan bir yapıda. Bastırdığınız zaman meyve içine geçiyor ki bu tamamen olgunlaşmış bir formda meyve. Başlangıçta dalında yeşil olan bu meyveler zamanla turunculaşıyorlar ve bu da son olgunluk aşaması. Kivano meyvesini tohumdan çok rahatlıkla yetiştirebilme şansınız var. İsterseniz kivano meyvesini tohumdan yetiştirmek isteyen dostlarımız için ben kivano meyvesini nasıl çimlendireceğinizi ve sonrasındaki aşamaları sizlere aktarayım. Kivano meyvesinin tohumlarını 20-30 santigrat derece arası bir ortamda Mart ayında toprağa atalım. Ve sonrasında bu tohumların çimlenmesiyle ortaya çıkan fideleri don tehlikesi bittikten sonra ortalama sıcaklık değerleri 15 santigrat dereceye ulaştıktan hemen sonra toprağa dış mekana dikebiliriz. Bitkinin sarılıp uzayabileceği ve destek alabileceği çardak tarzı bir ortam mutlaka yaratılmalı. Dilerseniz yer örtücü olarak da kivanoyu kavun gibi toprak üzerinde yetiştirebilme şansınız var. Toprakla buluşan fideler kısa süre içinde hızla büyümeye ve ardından salatalık çiçeğine benzer küçük sarı çiçekler açmaya başlayacaktır. Çiçeklenme evresinde bitki haftada 2 kez sulanır. Çiçeklenme yaz boyunca devam eder. Kivano kendi verimli, monoik çiçeklere sahip bir bitkidir ve kendi kendini tozlayabilmektedir. Ek bir tozlayıcıya ihtiyaç duymaz. Bu sebeple açan çiçeklerin çoğu kısa bir süre sonra meyveye dönüşmeye başlayacaktır. Bahçeye dikimden ortalama 2-3 ay kadar sonra iklime göre bu değişiklik gösterebilir, meyveler olgunlaşmaya başlar. Meyveler başlangıçta yeşil, tam olgunluk halinde de sarıdan turuncuya doğru irenge dönerler. Kivano meyvesi ortalama 10 cm boyutlarında, dışı dikenvari mahmuzlarla dolu, elips şeklinde bir meyvedir. Bu dediklerime uymanız halinde kivano meyvesini aynı yıl içerisinde dalında görebilmeniz mümkün. Peki kivano meyvesi sağlığa ne kadar faydalı? Birçoğunuz bunu merak ediyor olabilirsiniz. İsterseniz ben size besin değerlerinden biraz bahsedeyim. Ortalama boyuttaki bir kivanonun içinde ortalama %40'a varan oranlarda C vitamini ve yaklaşık 1 gram protein bulunur. Bunlara ek olarak bol miktarda A vitamini, kalsiyum, demir ve besin lifi olduğu da bilinmektedir. Kivanoyu çiğ tüketimi dışında salatalara ekleyerek de tüketebilirsiniz. Bol su bir meyve olması sebebiyle onu içeceklerle değerlendirmeniz de mümkün. Kivano'nun bu kullanım alanları dışında ondan reçel ve maneviyat yapanlar da var. Ben henüz denemedim ama denemek isteyenler varsa tercihi sizlere bırakıyorum.